Evet, şu an biz de bakalım bir korona testi olalım. Önce bir kendimize deneyelim. Şöyle korona testi merak edenler için şöyle bir kit var. Ve şu an evet iğnesi şöyle gördüğünüz gibi özel açıldı, kişiye özel. Sonra Gökhan Gülmez'in eline doğru o mavi şey yaklaştı ve şu an bir delik açıldığını hissettim elimde. Şuradan da bir kan çıkıyor gördüğünüz gibi. Bir tüp var. Bu tüpten şu an çok böyle ince boru değil mi o? Evet. Evet, ince bir boru şu an çıkartıldı. Şu an evet hijyenik ortamda olan paket açılıyor. Paketin içinden de hep beraber bakıyoruz ne çıktığını. Paketin içinden de bir adet şöyle hazır ölçüm kiti çıktı, cihazı çıktı. Neyse bir alet. Şu an tabii bir çok küçük bir kan çıktı elimizden. Evet, şöyle kamerada görüldüğü gibi kan akıyor. Ve canlı yayında şu an korona testi yapıyoruz. Bir ilk. İçine aldı boru. Tüpün içine geçti. Kılcal böyle bir tüpün içine geçti. Ben ilk defa korona testi, COVID-19 testi oluyordum. Bakalım ben de şu an herhangi bir şey var. Çok özür dilerim. Tamam önce. Tabii bozduk burada. Bir canlı yayında kaza yaptık. Masadaki mikroplar da geçmiş olabilir. Evet, doktor beyin eline çarptı. Sen de atayla kaçalım çıkmıyorsun. Evet, sıkıntı yok. Benim çizgiye yanıyor. Derler ya, akacak kan da damarda durmaz. Evet, şu an gördüğümüz gibi benden alınan kan şu an pompa ile oradaki A noktasına bırakıldı. Ve şu an bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Merakla bekliyoruz. Şok şok şok. Gökhan Gülmez'in şu an. Evet. Başka bir şeyden şu an iki damla ilaç bırakıldı. Serum bırakıldı. İki damla. Ve şu an ne olacak? O ona mı karışacak? Bu yavaş yavaş aşağıya doğru akacak ve burada gördüğün gibi başladı. Yaklaşabilirsiniz. Evet, şurada bir şeyler başladı. Antikor türlerinden G ve M'nin olup olmadığına bakacak. Sonra bu bütün baktıklarının doğru olup olmadığını kontrol çizgisiyle kontrol edecek. Şimdi bu koronavirüs olup olmadığını göstermiyor. Ayrıca da bu farklı bir şey. Tam açıklar mısınız? Biz şu an neyin tahlilini yaptık? Şimdi bu antikor, vücudunuzda antikor olup olmadığına bakılıyor. Vücudunuzda antikor neden oluşur? Vücudunuzda antikor oluşabilmesi için antijen oluşması gerekir. Antijen neden oluşur? Vücudunuzun tanımadığı bağışıklık sistemimize saldıran bir virüs olması halinde. Bu test korona virüslerinin antijenlerinin ürettiği antikorları tespit etmek amacıyla üretilmiş. Yani üçüncü basamakta sizin vücudunuzda gerçekleşen değişimi fark ediyor. Bu açıdan önemli. Eğer bu varsa gidip PCR testi yaptırıyorsunuz. Orada da antijeninizin hangi virüsün hangi durumda olduğunu görüyorsunuz. Aşamasını. Eğer bu üç çizgi çıksaydı bu bağışık. Yani şimdi bir dön çıktım. Henüz hiç çizginiz yok. Yani kontrol çizgisi çıkarsa test doğru ve sizin hiçbir antikorunuz oluşmamış. Yani korona. Yani antijen olmadı. Oluşmamış. Yani antijen oluşması için gereken virüs vücudunuza girmemiş. Şu an girmiş mi? Girmemiş. Görünüyor. Evet, şu an bana tutarsanız ben de size birkaç tane tavsiyede bulunayım. Sağlıklı bir insan olarak siz şimdi ben beni tanıyanlar bilir. Gıdama çok dikkat ediyorum. Bak bakın şu an ben sosyal toplumun içindeyim. Ben yeri geliyor VIP arabaya gidiyorum. Sosyal medyada görüyorsunuz. Yeri geliyor metroyu, metrobüsü kullanıyorum. Yeri geliyor köprü altında insanlarla bir aradayım. Yeri geliyor farklı yerlerde bir aradayım. Ama ben de şu an bunun çıkmamasının en büyük sebeplerinden ne? Doğru yaşantı. Kaliteli yaşantı. Kaliteli yaşantı derken uykum olarak veyahut da başka lüks markalardan bahsetmiyorum. Evet, evet. Sağlıklı besleniyorum. Bol bol vitamin alıyorum. Bol bol her şeyi yani hayatımda ilaç kullanmıyorum. Bütün vücudum ihtiyacı olan mineraller,
Aklınıza ne gelirse, benim tıp bilgim yoktur, o kadar eğitimli değilim ama meyveden, sebzeden doğal yolla alıyorum. Ve yürüyün, lütfen yürüyün. İkincisi, çok su için, çok sıvı alın ve gördüğünüz gibi şurada da testimin sonucu tertemiz çıktı. Beni izlemeye devam edin. Allah'ın selameti üzerinize olsun. Kur'an eller var olsun. Tanrı Türkiye yar olsun. Düşmanlardan.